1. İkinci sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 275 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. İkinci sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 2751. Okuduğunuz metinde geçen "Eğer Tanrı, kendisinden beklediğim üzere, beni başarıya ulaştırırsa, bu güzel bir sonuç olacaktır. Eğer durum bunun tersi olursa oğlum Melikşah'ı yerime geçirip ona itaat etmenizi sizlere vasiyet ediyorum" cümlelerindeki altı çizili kelime gruplarının anlamlarını kullanıldıkları cümlelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK'nın Türkçe sözlükünden kontrol ediniz. Cevap: İtaat etmenizi, boyun eğmek, buyruğa uymak, söz dinlemek, vasiyet ediyorum. Herhangi bir şeyin öldükten sonra yapılmasını istemek. 2. Metnin konusu ile türü arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız. Cevap: Metnin konusu Anadolu'nun fethi sırasında Alparslan'ın askerlerine yaptığı söylevdir. Metnin türü de bu nedenle söylevdir zaten. Üçüncü okuduğunuz metinde metnin yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel unsurlarına yer verilmiş midir? Belirtiniz. Cevap: Metin Anadolu'nun fetih zamanlarında nasıl bir mücadeleyle ele geçirildiği, Alparslan komutasındaki ordunun nasıl savaşa hazırlandığını anlatmaktadır. Dördüncü metinde geçen, bugün burada ne emreden bir sultan, ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben de sizlerden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım, cümleleri söylevin inandırıcılığına nasıl bir katkı sağlamıştır? Cevap: Yani orada bulunan herkese eşitiz imajı verilmektedir. Böylece askerler daha şevkli ve daha birbirlerine kenetlenmiş şekilde savaşabileceklerdir. Beşinci konusu düşünüldüğünde bu metin söylev türlerinden hangisine girer? Metinden hareketle belirtiniz. Cevap: Kişisel söylev tarzına girmektedir. Altıncı okuduğunuz metnin üslubu hakkında bilgi veriniz. Cevap: Metindeki üslup kahramanca bir tarza sahiptir. Bu metinden görüleceği üzere epik öğeler ön planda olup bir komutanın askerlerini motive etme amacını taşıdığını görürüz. Yedinci metinde söylev türünün hangi özellikleri görülmektedir? Cevap: Söylevlerde coşkulu bir dil kullanılır. Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. Söylevlerde hitabet gücü önemlidir. Söylevler genellikle siyasi ve askeri konulu metinlerdir. Söylevlerde cümleler kısa tutulur. Söylevlerde sık sık özlü sözlere yer verilir. 8. Okuduğunuz metinde milli ve manevi değerlerin hangileri görülmektedir? Cevap: Metin milli değerler olarak beraber savaşmanın önemi, komutana olan bağlılık gibi özelliklerinin yanına manevi değerler olarak ise gaza zihniyeti ve de İslam bayrağını en yükseğe taşıma utkusunu taşımaktadır. 9. metindeki yardımcı düşüncelerden hareketle metnin ana düşüncesini belirleyiniz. Cevap: Metnin ana düşüncesi Anadolu'nun fethi ve Alparslan'ın nasıl büyük bir komutan olduğunun ortaya konulmasıdır. 1. İkinci sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 275 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.